Karahantepe kazıları 2019 yılında başladı ve sanırım geçtiğimiz ve bu yıl açığa çıkardığımız kalıntılar tarih öncesi arkeolojisi için dünyanın en önemli keşiflerinden biri diye tanımlamamızda bir sakınca yok. Belki bunda pandeminin etkisi olmuştur, arkeolojik kazıların sayısı az diye. Ama bu koşullara rağmen açığa çıkardığımız kalıntılar sadece bu bölge için değil, bu dönemde dünya için de unik özellikler taşıyor. Aslında bir kısmı bizim daha önceden Göbektepe'den aşina olduğumuz kalıntılar. Aşağı yukarı benzeri bir tarihlerde tarihlenen bir yerdeyiz. Karahantepe, Göbeklitepe gibi günümüzden yaklaşık olarak 11 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ve burada da yine Göbektepe'den bildiğimiz ana kayaya ya da zemine oyulmuş yuvarlak planlı, çukur tabanlı yapılar söz konusu. Ve bu yapıların içlerinde duvarların içerisine yerleştirilmiş, eşit aralıklarla yerleştirilmiş dikil taşlar var. Yine benzeri şekilde T biçimli dikil taşlar söz konusu. Yalnız farklı olarak Karahantepe'deki sözünü ettiğimiz yapıların birlikte düşünüldüğünü ve bir kompleksin parçaları halinde inşa edildiklerini görüyoruz. Bu da tarih öncesi mimarlık, mühendislik, ana kayanın çok ustaca şekilde işlenmesi gibi yönleriyle bakıldığında oldukça etkileyici bir tablo ortaya koyuyor. Diğer taraftan tekil yapıda o yapı ve o yapının işleviyle ilgili bir şey düşünebilirsiniz ama birden fazla yapının farklı amaçlarla ama birlikte inşa edilmiş olması konuyu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Sonuç olarak biz burada oldukça karmaşık inanç sistemlerinin yansımalarını görüyoruz. Henüz tam gerçek anlamda bir dinden söz etmek mümkün değil ama tanımlı, sınırları radikal bir şekilde konmuş bir takım ritüellerin olduğunu görüyoruz. Bu ritüellerin de başında inşa ettikleri yapıları bir insanın ömrü sonlandığında nasıl gömülüyorsa buradaki yapıların da gömüldüğünü görüyoruz. Ve yine yapıların içlerinde, özellikle dikil taşların üzerinde çok sayıda hayvan betimiyle karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız hayvan betimleri başta yılan, leopar ağırlıklı olmak üzere büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde bunlara bir de akbaba eklendi, bir çöl varanı eklendi. Dolayısıyla çok geniş bir memeli yelpazesi oluşturuyorlar. Bu hayvanların özellikleri arasında yabani olmaları kuşkusuz en tanımlı, en belirleyici olan şey. Yabani olmaların dışında da betimlenme biçimlerinin atak halinde, saldırgan bir pozisyonda betimlenmenin tercih edildiğini görüyoruz. Diğer bir ortak özellikleri de bunların eril bireyleri tanımlanabilir cinsiyet ayırt edilebilenlerin eril bireylere ait betimler olduğunu bize gösteriyor. Karahantepe'de bunların dışında yani sözünü ettiğimiz hayvan sembolizmasının dışında bir yapıda da içerisinde ana kaya oyulu bir yapı bu yine 8 metre çapında bir yapı. Ana kaya yaklaşık 3-3,5 metre kadar oyulmuş bir mekan. Yapının büyük bir binadan merdivenle bir girişi var. Diğer ucundan da çıkışı var. Yapı duvarında boynu bir yılanı andırır şekilde bir insan başı şekillendirilmiş, yapılmış. Ve bu insan başının da çenesinin altında bir üçgen sakalı var. Bu da yine insanlarda da eril bireylerin tercih edildiğini, betimlendiğini bize gösteriyor. Duvar boyunca takip ettiğimiz zaman aslında büyük bir olasılıkla bir yılan gövdesine sahip bir baş olduğunu söylüyoruz. Ve bu başın karşısında da 11 tane fallus biçimli yani erkeklik organının şekillendirdiğini görüyoruz. Yapı önceden tasarlanmış ve bu falluslar yerinde şekillendirilerek inşa edilmiş. Bu yönüyle de bu fallus sembolizmasının bildiğimiz kadarıyla en anıtsal ve en eski örneklerinden birini oluşturuyor. Bunlar sadece yani çok yapısal olarak Karahantepe'yi de açığa çıkarılanlar ve bugüne kadar bu dönemle ilgili bildiklerimizden farklılaşan yönleri diyebiliriz.